Önümüzde şöyle bir soru var. Bir at, sulu bir elma yemek için sağa doğru 20 metre koşuyor. Ardından havuç yemek için sola doğru 5 metre yürüyor. Son olarak bir havuç daha yemek için sola doğru bir 25 metre daha yürüyor. Atın bütün bu hareketi 300 saniye sürüyor. Bu zaman aralığında atın ortalama hızı ve ortalama sürati kaçtır? Sağ tarafın pozitif ve sol tarafın negatif olduğunu kabul edin ve cevabınızı iki anlamlı basamak olacak şekilde yuvarlayın. İsterseniz videoyu durdurun ve kendi başınıza çözmeyi deneyin. Tamam o zaman bir de birlikte çözmeyi deneyelim. İlk olarak ne olduğunu anlamak için bir diyagram çizelim. Bu bizim atımız olsun. Küçük beyaz bir nokta. İlk olarak sağa doğru 20 metre koşuyor. O zaman bunun artı 20 metre yer değiştirme olduğunu söyleyebiliriz. Artı 20 metre gitmiş ve buraya gelmiş. Ardından sola doğru 5 metre yürümüş. Evet buradan sola doğru 5 metre yürüyor. Bu aralık içinde eksi 5 metre yer değiştirme yapmış diyebiliriz. Ve son olarak sola bir 25 metre daha yürümüş. Sola doğru 25 metre daha yürümüş ve buraya kadar gelmiş. Bu da bir havuç daha yemek için yapılmış eksi 25 metre yer değiştirmeye denk gelir. Hareketini de bu noktada bitirmiş. Şimdi ortalama hızı bulmak için şöyle yazayım. Ortalama hızımız bir boyutta olsa bile aslında bir vektörü temsil ediyor. Dolayısıyla bir yönü var. Yönünde sağ tarafı olduğunu belirtmek için artı işareti, sol tarafı olduğunu belirtmek için de eksi işareti kullanıyoruz. Genellikle bir boyutlu vektörlerde hızın üzerine bir ok görmezsiniz ve bu şekilde yazıldığında kalın yazmazlar. Öyleyse ortalama hızımız eşittir. Bunu yer değiştirme ya da x'teki değişim bölü geçen zaman olarak düşünebilirsiniz. Peki yer değiştirmemiz kaç olur? İlk olarak artı 20 metremiz var. Ardından eksi 5 metre. Sonra da sola 25 metre daha gitmişiz. Bütün bunların hepsi bölü geçen zaman ya da zamandaki değişim olacak. Yani bölü 300 saniye. Pay kısmı hesapladığımızda ne buluruz? 20 eksi 30'dan burası eşittir eksi 10 eder. O zaman eksi 10 metre bölü 300 saniye bize ortalama hızı verecek. Ve bu işlemi yaptığımız zaman da ortalama hızı eksi 1 bölü 30 metre bölü saniye olarak bulacağız. Buradaki negatif hızın ortalama olarak sola doğru olduğunu ifade ediyor. Bu sonucu bir de ondalık olarak iki basamağa yuvarlayalım. 1 bölü 30 da aşağı yukarı eksi 0,033 eder. Şimdi de ortalama sürati bulmaya çalışalım. Süratimiz r. Bazen sürati göstermek için r'yi kullanıyoruz. Ortalama süratimizi bulmak için yer değiştirme bölü geçen zaman yapmayacağız. Onun yerine alınan mesafe bölü geçen zaman yapmamız gerekiyor ve bunların aynı şeyler olmadıklarını birazdan göreceğiz. Bu da zaten sorunun kilit noktalarından biri. Evet, alınan mesafe bölü geçen zaman dedik. Alınan mesafemiz kaç metre? Bunu bulmak için buradaki sayıların mutlak değerlerini toplamamız gerekiyor. Öyleyse 20 metre artı 5 metre artı 25 metre yazabiliriz. Dikkat ederseniz burada bir fark var. Alınan mesafeyi bulurken 5'i ve 25'i çıkarmıyoruz. Yalnızca hepsini topluyoruz. Sadece büyüklükleriyle ilgileniyoruz. Bölü 300 saniye. Ve böylece yukarısı 50 metre oluyor. Bölü 300 saniye, o da eşittir. 5 bölü 30'dan ortalama süreti 1 bölü 6 metre bölü saniye bulmuş oluyoruz. Bunu bir de ondalık olarak yazalım. Şimdi bakalım. 1'i 6'ya bölüyoruz. Buraya bir sıfır ekleyelim. Onun içinde 6 bir kere var. Bir kere 6, 6 eder. Ekrana biraz daha aşağı kaydırayım. 10'dan 6'yı çıkarırsak elimizde 4 kalır. 40'ın içinde 6, 6 kere var. 6 kere 6, 36 eder. Ekranı aşağı biraz daha kaydırayım. Geriye bir 4 daha kaldı ve burada sürekli 6 bulmaya devam edeceğiz. Öyleyse bu bölüm aşağı yukarı 0,1. Eğer 2 virgülden sonra 2 basamak istiyorsak 7'ye yuvarlayabiliriz. Sonuç yaklaşık olarak 0,17 metre bölü saniye bulmuş olduk. Böylece hem ortalama hızı hem de ortalama sürati hesaplamış olduk.